fotoğraf ve video işiyle ilgili E2 alma planımız var. Bu konuda neler tavsiye edersiniz diye bana soruyorlar. Düğün ve doğum çekimleri vesaire. Türkiye'den ya da Immigration USCIS dediği Amerika'daki göçmen dersinden başvuru konusunda hangi yolu tercih etmeliyiz diye bu takipçimiz soruyor. Aslında bu çok güzel bir soru. Sebebi de şu. O1 vizesi özelliğiyle diyelim sanat tarzı işte hala ilgilenmek isteyeyim. Ama O1 vizesini alacak daha yeterli gelmemiş kişiler kendi işlerini kurabilme hakları hala var. Kurabilme ihtiyaçları yapabilirler. Aslında çok da güzel bir örnek verdi. Mesela siz de fotoğraf işiyle ilgileniyorsunuz sanatçı olarak. Bu kişiler ama diyelim nedir? İşte düğün resimleri, doğum çekimleri, belli böyle hizmet veren, servis işi yapan bir iş kurmak istiyorlar. Dolayısıyla bu işi kurup yatırım yapıp bu işe oradan yatırımcı vizesi alma imkanları var. Tabii bunun için örnek veriyorum. Düğünde doğum çekimleri yapıldı. Ne yapacaklar? Bir stüdyo tutacaklar. Belli kameralar alacaklar. Equipment alacaklar. Bu belli bir yatırım. Hani çok büyük yatırım olmayabilir belli şeyler. Ama belli bir yatırım gerektirebilir. Benim tavsiyem bu noktada bu takipçimize önce burada bu işlerin başlatılması ve bu işler başlatıldıktan sonra buradaki göçmen dersler kolay alması ki gerçekten daha sonra Türkiye'deki Amerikan konsolosluğuna gitme imkanınız olduğunda onlar sizin bu işi nasıl kurduğunuzu, nasıl işin aktif ve gerçek olduğunu görebilsinler. Çünkü servis işlerinde Koray Bey'in böyle bir sıkıntı oluyor. Servis işleri elle tutulamıyor. Yani hani şey gibi değil. Hani ben ürün satıyorsam bellidir. İşte depom var, bu kadar ürünüm var, bu kadar malım var. İşte bu kadar senelik kiraz sözleşmem var. Ama bu tip işte danışmanlıktır, işte resim çekmedir, bu tip şeylerin ya da dizayndır, şeylerin elle tutulması çok zor. Şey göstermeniz gerekiyor. Bak bizim bu kadar müşterimiz var, anlaşmalarımız var. Bir şey söylüyorum. Bu O1 vizesini belki onu merak ediyorum. Ben etmiştim çünkü. Okeyleyecek olan bir kurum var ya. Evet. Bu adamların kafa yapısı ve şeyi bizim anlayabileceğimiz gibi değil, değil mi? değil yok değil Yani bunlar böyle hani bir şey araştıran tipler mi, yoksa önüne bir şeyler verdiniz siz, benim avukatım olarak bakıyorlar bize uygun mu diye, ya da nasıl bir kafa yapısına sahipler, bizim pek anlayacağımız gibi değiller gibi yani geliyorlar. şöyle ben şöyle söyleyeyim, çok güzel bir nokta aslında bu söylediğin. Şimdi bir kez sanatçı değiller yani hani İlgileri yok yani. ilgisi olmak zorunda Kurum değil. öyle, ona vize veriyor ama kendilerinin şeyi yok. Şimdi kurum tabii göçmen idaresi. Dolayısıyla hani bunlar çok çeşitli vizeleri onaylayabiliyorlar. Ha bu şu anlama gelmesin. Hani hiç sanattan anlamayan biri orada vardır demek değil bu. Şöyle bir durum bu. Profesyonel Diyelim sen fotoğraf sanatçısı olarak başvurduğunda şey düşünme. Bunu inceleyecek görevli fotoğraf taramlayan ya da fotoğraf sanatçının geçmiş olan biri değil. Normal memur olur. Görevli. Önde sunulan dosyayı inceliyor. Dolayısıyla bizim o dosyadaki Ova vizesinin en önemli kriteri tabii bir bazı kurumlardan itiraz edilmemesi için yazı alınıyor. Onlar da şu amaçla itiraz edilmesin diye. Bak bu sanatçı şimdi Ova vizesi alacak. Amerika'daki çalışma şeyine girecek. Yani işçi grubuna girecek. Buna bir itirazınız var mı demiş oluyorlar. Onlar da dönüp diyorlar ki biz inceledik gayet başarılı. Biz bu kişinin başarılı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla itiraz etmiyoruz biz bu kişiye. Bu çok önemli bir kriter oluyor. Çünkü bunun değerlendirmesini o görevli yapamıyor. Görevli uzman bir bilirkişi değil sonuçta. Birkaç kişi mi karar veriyor buna? Normalde şöyle oluyor. Bir inceleyen oluyor. O inceleyen kararını bildirdikten sonra üst supervisor'a gidiyor sürekli. O daha tecrübeli. Son karar veren üst oluyor. Supervisor oluyor. Dolayısıyla bu şekilde bir zincirle ilerliyor. Ama tabii bu derken yanlış anlama, tecrübeli bu görevliler. Devamlı çok çeşitli ve değişik Sahte şey de dosyaları dönüyor inceliyorlar. Tabii böyle. onlar sahte giden şey onlar ki zaten biz onu hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz kimseye yapmalarını. Çünkü sahte olan bir şey keşfedildiği zaman bir daha hiçbir şey sahibi olmazlar. Yani yalan söylemek en çok hiç sevmedikleri bir şey haklı olarak. Hani yalan belki hiç Bu da sevecek bir önemli tarafı yok. yani, burada genç birileri seyrediyorsa dürüst olup ne varsa Aynen. öyle gelmeli yani. Aynen. Sadece yapması gereken kriterlerini yükseltmek, kaldırmak. Dolayısıyla ben bu takipçimize sorusunda şu cevap verebilirim, tekrarlamış olayım. Siz burada şirketinizi kurup bu çekim işine başlayabilirsiniz eleman tutarak. Ve burada göçmenlik dairesinde tabii siz fiziksel çalışmaya başlamadan önce kendiniz göçmenlik dairesine başvurmanızı tavsiye ediyorum. İşleriniz oturduktan sonra daha fazla çalışmalar yaptıktan sonra da Türkiye'deki Amerikan konsolosluğuna gitmeniz faydalı olacak.